Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Hitit Müzesi'nin açılmasını istemesi üzerine 1921 yılında çalışmalar başlar. Çalışmalar Hars Müdürü Mübarek Galip Bey ve onun yardımcısı olan Hamdullah Supi Bey tarafından yürütülür. O zamanlara kadar Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı gibi arkeolojik alanlardan elde edilen kalıntılar bir şekilde depolandıysa da, eserlerin daha modern ya da daha sistemli bir şekilde korunabilmesi, 1 Ekim 1921 yılında Asar-ı Atika Müzesi'nin, yani diğer ismiyle Eti Müzesi'nin açılması sayesinde oldu. Ve Eti Müzesi'nin açılmasıyla Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin temelleri de atılmış oldu. Anadolu Medeniyetler Müzesi, dünyanın en kapsamlı Anadolu Uygarlıkları Müzesi unvanına sahip bir yerdir. Bugünkü Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin temelini oluşturan Eti Müzesi'nin sahip olduğu alan oldukça dardı. Mekan, sergi alanından daha çok düzenlenmiş bir depo görünümündeydi. Ayrıca o zamanlarda müze, halka değil de tarih alanında çalışmalar yapan insanlara açıktı. Müzenin sıkıntılı durumlarının giderilmesi için bir takım çalışmalar başlatıldı ve bu çalışmalar 1968'deki son haline kadar devam etti. Müzede ilk zamanlarda kurulma amacının Hitit Müzesi olmasından dolayı sadece Hitit eserleri sergileniyordu. Ancak daha sonra müze kapsamının genişletilmesine karar verildi ve dönemin yetkililerine bu yönde tebligatlar gönderildi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gönderilen eserler sayesinde müze büyüdü ve bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en prestijli tarih ve arkeoloji müzelerinden birisi haline geldi. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin zengin koleksiyonları arasında 1926 yılında başlatılan ve 1932 yılına kadar süren Alişar Höyüğü'nden ele geçirilen eserler ve 1931 ve 39 yılları arasında yürütülen Çorum Boğazköy arkeolojik alanından elde edilen kalıntılar da yer almaktadır. Müzedeki diğer görülmeye değer eserler arasında Hititlerin erkek tanrılarını simgeleyen geyik figürleri, Hititli rahipler tarafından dini törenlerde kullanılan ve evreni simgeleyen dini standart, Hititlerin bronz merasim standardı, Eç Hitit dönemine ait hem insan hem de aslan başlı kanatlı aslan Simera, Ahlatlı Bel Karalar Güllü Dağ, Alaca Höyük, Pazarlı Höyük, Çankırı Kapı, Ankara Kalesi Eti Yokuşu Höyüğü, Karaoğlan Hacılar Bitik Höyük, Alaaddin Tepesi Hacı Bayram Camii ve Demirci Höyük gibi çok değerli arkeolojik alanlardan elde edilen eserler de yer almaktadır. Müzedeki en değerli eserler arasında yer alan, hatta belki de en değerlisi olan bir eser daha var. O da dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Çatalhöyük Kent Planı'dır. Bu plan dünyanın en eski haritası olarak kabul edilir. Müze sahip olduğu tüm bu eserler sayesinde ona verilmiş olan tüm unvanları ve dünya müzeleri arasında kazanmış olduğu ün ve prestiji halen daha haklı bir şekilde üzerinde taşımaya devam etmektedir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Anadolu Medeniyetler Müzesi diğer tüm müzelerimizde olduğu gibi gezilip görülmeye değer bir yerdir. Müzecilik ve arkeolojik çalışmaları dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Takibiniz ve destekleriniz önemlidir.